Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar. Nasılsınız minik kediler? 2014'te yeni yarınız kutlu olsun diyoruz. Birinçokur Astroloji ekibinden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan ve Gaya. Evet. Gaya minik aslancığımız, minik kedicimizle beraber size yeni yılda mutluluklar ve güzellikler diliyoruz. Evet, aslan burcunda neler var sevgili Demet? Bu arada ben alayım onu. Şöyle evet, biraz mırmır yaparım. Bakın bu bir eksotik short yıldır. British short yıldır. Farklı bir versiyonu. Evet, neler var? Evet sevgili minik aslanlar, yeni yıla yeni bir ayla başlıyoruz. 1 Ocak'ta 10 derece Oğlak burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay, daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi oldukça sert etkili bir yeni ay. Yılın en sert yeni ayı diyebiliriz. Sizin 6. evinizde doğacak Plüton, Uranüs ve Mars etkisi var. Venüs retro Oğlak burcunda şu sıralarda 6. evinizde. 6. ev konuları evcil hayvanlara da dikkat çeker. İşte evcil hayvanlarla ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ama uzun zamandan beri istediğim bir egzotik short hair, British short hair'in farklı bir tipi, kaliteli bir İngiliz kedisi gibi bir kedi. Bırakın tüm kediler, sokak kedileri, İngiliz kedileri, Macar kedileri, hepsi dostumuz bizim. Sokak kedilerine de destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bu 6. ev gezegen döngüsü hayvanlarla iletişim kurmaya, hayvanlarla kurulabilecek diyalogta da bir işte evcil hayvan edinebilmeyi, bir ne diyebilirim işte gözyaşları içinde bir barınakta sizi bekleyen bir hayvana sahiplenmeyi, gerçeği söylemek gerekirse bunları da gösterebilir. Bazı aslan burçlarının minik kedileri, minik köpecikleri, minik kuşları olacak. Bunun yanında tabii ki iş ve kariyer hayatıyla ilgili konuları da ön plana çıkartıyor. İş, kariyer olabilir. Venüs retrosu orada belki yanlarında çalışan eleman, yardımcılarla ilgili bazı durumlar, ani durumlar ortaya çıkarabilir. Beklenmedik bir eleman işten ayrılabilir. Ayrılması gibi olabilir. Veya beklenmedik bir elemanın işte yanınızda çalışan, çok büyük bir şirkette çalışıyorsunuz, bir arkadaşınızdan işte babası rahatsızlanabilir ve sizi bırakmak zorunda kalabilir gibi gibi bazı döngülere sebebiyet veriyor. Daha ziyade biraz sağlıkla ilgili. İşte biraz sağlığa da dikkat edin. Benim tavsiyem şöyle küçük bir kedi aran, mır 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 seveyim. Bunların yarattığı, fenerlerin yaratmış olduğu bu mırlama, stresi ve bazı problemleri çözer. Şimdi 16 Ocak'ta Yengeç Burcu Dolunay'ı var. Bu çok önemli Aslan Burcu için. 12. ev Dolunay'a. Evet. Minik kediler. Sevgili aslanlar için Yengeç Burcu Dolunay'ı 16 Ocak'ta 25 derece Yengeç Burcu'nda doğacak. Yenge 12. ev konuları yine sağlıkla ilgili, şifa ile ilgili konuları gündeme getiriyor. Demet ne güzel bakıyor. Harika. Demet ne güzel bakıyor. Yani 12. ev sağlıkla ilgili bir check-up yaptırabilirsiniz. Evet. Psikolojik bir danışmanlık arayabilirsiniz. Kişisel gelişimle uğraşabilirsiniz. Kendi hayatınızda sizi sıkan, sizi rahatsız eden bir konuyu sağlatabilirsiniz gerçeği söylemek gerekirse. Gerçekten Gaya kızımız çok güzel bilinçokulu maskotlarından. Artı 16 Ocak Yengeç burcundaki Dolunay esnasında Mars-Venüs karesi grip demektir. Soğuk argınlıklarına ve nezleye dikkat. Evet, Venüs'ün de retro olması ona dikkat çekiyor. Bu Dolunay'da herhangi bir sağlıkları ile ilgili bir dönüşüm içerisinde olabilirler mi? Bir alışkanlığı bırakmak, diyete başlayabilir bir başlamak, ama işte retro olduğu zor, için zor. Şimdi evet, bu Dolunay'da diyete falan başlamayın. Yani bir kısım her yerde duyuyoruz. Yani birileri işte bu Dolunay'da diyete miyete başlayın diyorlar ama bunda olmaz. Yani 6. ev Dolunay'ında olur ama bunda olmaz. Venüs retro olduğu için sağlığınıza rahatsız edici hiçbir şey yapmayın. Ya aynı şekilde devam edin. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı, bir problem varsa da hemen onunla ilgili gerekli doktorunuza veya tıp danışmanınıza görüşün. Bu çok önemli çünkü. Evet. Artı bir şey daha unutmamak gerekiyor. Venüs'ün retrosunda estetik operasyonlar yapılmamalı. Evet. Ben derim ki botoks, dolgu, estetik operasyon, diyet, bu tip çalışmalara çok fazla lütfen bu ay girmeyin. Retro Venüs 31 Ocak'a kadar da dikkat edin. Başka neler var? Ben kediye daldım aslan burcunda. Bazı gizli düşmanlıklar da olabilir böyle. Kayıplar. Hırsızlık. Hani Venüs eşyanın. Evet. Evde eve gelen yakın bir kişinin yapabileceği bir hırsızlık olabiliyor. Venüs ile Mars 12. ev arasında beklenmedik bazı hırsızlıklar ve belli bazı kayıplarla da karşılaşabiliyoruz. Gaya Mav dedi bu arada arkadaşlar, sevgili aslan burçları. Evet, evet, şimdilik bu ay
30 Ocak'taki... 30 Ocak'ta da Kova Burcu yeni ayı, ayı bitireceğiz. Gerçi önümüzdeki ayı, Şubat ayını daha fazla etkiliyor Kova Burcu yeni ayı. Şubat'ta konuşalım. O da ilişkilerle ilgili konular daha fazla gündemde. Yeni bir aşk geliyor evet, acaba Aslan Burcu'na. Venüs sinirleri hareketiyle beraber acaba evet. Yılbaşı haftasında tanıştığın kişi sana aşık mı oluyor Aslan? Evet. Hepsi Şubat'ta bilinç okulunda. Saygılar, sevgiler, bye. Hoşçakalın.